Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir, zil butonunu aktif hale getirerek de çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, şimdi size yine arkadaşlar bir havlu kenarı, mevlüt örtüsü büyük bir model tarif edeceğim. Modelim de şu şekilde. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Modelimiz gördüğünüz gibi bayağı büyük, irice bir model. Bu modeli sizler için ta çevirdim. Bu modelden arkadaşlar 4-5 tane böyle siyahı kırmızısı, böyle bunun gibi kahverengi sarısı da bir sürü 2-3-5 tane geldi yani. Onları artık mecbur kaldık yoğun istek üzerine ta çevirmeye. Şu şekilde sizler için tığa çevirdim. Evet. Benim tığa çevirdiğim hali de bu şekilde oldu. Bakın arkadaşlar. Şöyle birebir aynısını sizler için tasarladım. Yaprağından bu çiçeğimizin yaprağına varana kadar şöyle çoktan aza doğru incelterek sizler için en iyisini tasarlamaya çalıştım arkadaşlar birebir aynısını ve hatta en kolayını bu şekilde sizler için tasarladım bunu büyük gören arkadaşlar bunu mevlit örtüsü olarak veyahut da havlu kenarı olarak kullanılacak bu küçük yazmalar için sevenler oluyor arkadaşlar şimdi onlar için de bir şey diyemem bakın şu şekilde böyle sallantılı seven arkadaşlarım da yapabilir genelde bizim burada arkadaşlar bazı yöreler kaymana hala tarafı seviyor böyle iri sallantılı modelini bizler pek hani minik şeylere alıştığımız için bize büyük gelebilir yani bizler için ama tabi bizlerden de sevenler vardır şimdi herkesi kayıt altına almayalım yani istisnalar var çoğunluk sevmese de büyük kare tülbentleri küçük tülbentlere büyük modeller sevenlerimiz de var evet arkadaşlar bu şekilde modelim ve şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle ayırıp şu ikisini de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar iki çiçeğimizin arasına 5 tane tığ battı mesafesi bırakıyoruz. 5 tanesi de bu şekilde e, kayamız için arkadaşlar. Ve toplamda 20 tane tığ battı ara mesafesi vererek başlıyoruz. Tığ battımızı şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bakın tığ battım irice biraz. 3'er zincirden iri atılarak çekilmiş bir tığ battı. Tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim ve dört tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektiğim ben tığ battıları biliyorsunuz arkadaşlar sahte sık iğne ile yapıyorum. Sahte sık iğneyi de biliyorsunuz bu şekilde tığımda olan ilmeği içinden geçirerek üzerine bir zincir çekiyorum. Mesafemizi verdik. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi örnek amaçlı olduğu için biraz da ben yakın yapıyorum. Tığ battımızın içine sık iğne ile şu bir zincirimizi sabitledik. Tığ battı mesafesine çıktık. 3 ve 4 zincir. 4 zincirimi çektim. Ve buraya sık iğne ile sabitledim. Şimdi arkadaşlar bir de şu var. Burada kesim işlemi. Hem dönüp tığ battı mesafesine çıkıyorum. Hem de eksiltiyorum bu şekilde. Bir sık iğne ile girdim. Bir zincirimi bir sık iğne ile girdim ve eksiltmiş oldum. Ve yine 4 tane zincir çekerek modelimizin yapımına başlayalım. 1, 2, 3, 4 zincir. Zincirlerimi gayet sıkı çekmeye çalışıyorum. Çünkü arkadaşlar sıkı çekildiği zaman kalıp gibi bir gözümüz oluyor, modelimiz oluyor. 4 zincirimi çektim. Sık iğne ile sabitledim. 2, 3, 4 zincir. Ve buraya dördüncü alttakinin beşincisi üstte dört oldu bakın arkadaşlar şu köşeyi kestik kayamız dört oldu bir zincirimizle dönüyoruz yine kesim işlemi yapıyorum bakın bir zincirimi buraya kıvattımın içine sahte sık iğne ile kapatıp bakın üzerine bir zincir Ve dört tane zincirimi çektim hemen yandaki tığ battıya girip buraya bu şekilde sabitledim Yine 4 zincirimi çekiyorum. Hemen tığ battımın içine girip buraya sahte sık iğne ile kapattım. 2, 3 ve 4 zincir. Yuvaya girdim. Kapattım. Bakın. 5 ile başladık. 4, 3. Yine bir zincirimizi çektik. Ve buraya kesim işlemi uyguluyorum bir zincirimi sık iğne ile buraya sabitlemek burada bir tane yo eksiltmek demek yine 4 zincir sıradakine kapatıyorum 1 2 3 ve 4 zincir yine kapattım ikiye düşürdük bir zincirle düz yüzüne dönüyorum Arkadaşlar bu şekilde ve sık iğne ile sabitliyorum 4 zincir bunu teke düşürüyoruz ki arkadaşlar. Bu teke düşürmemin sebebi de buraya 3 kirpi yapacağız. Yaprağımızın ortasına gelen 3 kirpi yapacağız. Ve 15 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7, 8 9 10 11 2 13 14 ve 15. 15 zincir çok gibi gelir ama arkadaşlar bakın buraya kirpik yaptığımız zaman o büyük deliğimiz kapanacak. Bakın buradaki yuvanın içine giriyorum sık iğne ile buraya sabitliyorum bakın iki tane altta var ya birden hemen onun kenarına bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum ve üzerine de bir zincir çekip şöyle düz tarafına dönüyorum yaprağımızın yapımına hemen başlıyoruz arkadaşlar bu bir zincirimin üzerine bir defa tığımı doluyorum daha önce bu yapraktan sizlerle çok yaptık biliyorsunuz bu şekilde yuvadan da bir ilmek alıp tığımda 3 tane ilmeğim oldu ve hemen köşesine bir zincir çekiyorum. Bakın bu sahte trabzanın tam ortasından girip bir tane sık iğne yapıp buradan bir ilmek alıyorum. İlmek sayım 2 oldu. Yuvaya girip orada da 3 oldu. Şimdi bunu 2 2 alıyorum arkadaşlar. İlk başta hepsini biri alıp sahte trabzan yapmıştım. O yuvayı kurmak için. Bu da yaprağımızı büyütmek için 2 2 aldık. Yine köşeye bir zincirimizi çektik. Bakın. Hemen ilk telin arasından giriyorum. Dibinde bir zincir çekerek bir ilmek çıkarıyorum. Sıradaki telin arasına girip dibinde bir zincir çekerek yine bir ilmek çıkardım. Ve bakın. Tabii ki yuvaya girmeden asla olmaz. Son olarak yuvadan da girip bir tane ilmek alıyorum. 2 2 2 muhakkak köşesine bir zincir çekelim şimdi arkadaşlar bakın yavaş yavaş bunu büyüttük ya 4 ilmeğe kadar bunu toplam 11 ilmeğe kadar büyütüp şöyle şu büyüklükte ters tutmuşum arkadaşlar şu büyüklükte yaprak elde edeceğiz bunu 11'e kadar çıkaralım arkadaşlar şöyle sık iğne yaparak da aşağı iniyoruz ama orasını beraber yapalım Evet arkadaşlar bakın yaprağımız bu şekilde hazır bitirdik bu yaprağın duruşu birebir iğne oyasındaki yaprağın duruşuyla aynı arkadaşlar. Son köşesine geldik ve buraya da sıkı sıkı iki tane zincir çekip ilk yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bakın bu şekilde tüm tellerin arasına giriyoruz. Konuşamadım arkadaşlar. Bu şekilde sık iğne yaparak aşağıya kadar ineceğiz. Şöyle. Evet, büyükçe bir yaprağımız oldu. Sonucu yuvamıza da giriyorum. Bakın arkadaşlar şöyle kenarından güzel bir bu şekilde sık iğne yaparak aşağıya bir zinciri çekiyorum Şöyle minik bir trabzan yapacağız arkadaşlar bir defa doladım ve 2 2 olarak aldım şöyle iki tane zincir çekiyorum alt geniş olduğu için tek çektim diğerlerini iki çekeceğiz bir defa doluyorum ve bakın arkadaşlar buradaki yani yaptığımız minik trabzanı aralayıp 2 2 bu şekilde üzerine bir trabzan daha iki zincirimi çektim bir defa doladım hemen bakın aralıyorum 2 2 yine iki zincirimi çektim bir defa tığımı doladım bakın üçüncü trabzanımın da arasına 2 2 alarak bu şekilde bakın minik minik dört tane trabzan yaptım buraya altı tane zincir çekiyorum şöyle 5 de olur arkadaşlar eliniz gevşekse veya 5 de yeterli Evet şimdi yine 2 2 zincir çekerek arkadaşlar trabzanların içine girerek bakın aynı sık iğnenin yanına şöyle iniş sık iğnesi de yapıyorum ve bu şekilde aşağıya kadar ineceğiz ikinci yerin içine de girdim Yine iki zincir. Bakın, şu şekilde 4 trabzandan oluşan bir yuvamız oldu. Sonuncu yuvaya da bu şekilde girdim ve bir zincir çekiyorum yakın olduğu için sonuncuya. Bakın arkadaşlar, şöyle bir tane dalımız oldu. Aynı bu dalın aynısından şu şekilde bir tane daha yapacağız. 4 tane ile çıkıp yanına bir yaprak yapıp hemen geri geliyorum arkadaşlar bu yaptığım yaprak ve dalın aynısından hemen bu yuvaya yapıp geliyorum Evet arkadaşlar bakın dalımızın birini ve yaprağımızı öbür tekini yaptık bir şekilde tamamladık şimdi siyah ipimizle dalımızın ucundaki altı zincirin içine sık iğne ile girip şöyle ipimi buraya sabitledim ipimi tutturdum ve buraya 3 tane zincir çekeceğim Bismillah 3 zincirimi çektim ve yuvamın içine girip bu şekilde sık iğne ile sabitledim bu bir yine 3 zincirimi çekiyorum yuvanın yeşil yuvanın içine girip buraya bir tane sık iğne yapıyorum 3 zincirimi çektim yeşil yuvadan girip bir tane ilmek alıp tığımdaki ilmekten geçiyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Bakın arkadaşlar buraya 3 tane yuva yaparak başladık. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Çevirdim. Bakın. Buradaki ilk yuvanın içine giriyorum. Bir tane yuva yapmış oldum. 2 ve 3 zincir. Ortadaki Dün size lale modeli atmıştım arkadaşlar. Aynı onun gibi ortadaki 3 zincirin içine girerek şöyle artırma yapacağız. 2-3 zincir 3 zincirimi kapattım. Ortadaki şöyle gözüküyordur inşallah. Siyah olduğu için arkadaşlar gözükmeyebilir. Evet şimdi 3 olan yuvamı kenarlardan 2 ortadan bir tane artırarak 5'e çıkardım. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Ve hemen yuvanın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. 3 zincir ilk yuvamın içine de giriyorum. Buraya da sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar bakın 5 tane yuvamız oldu. 3 ile başladık. 5 oldu. Ve 4 zincir çekerek düz yüzüne dönüyorum. Şu şekilde arkadaşlar bakın 5 tane yuvamız oldu. Yine bu ilk yuvanın içine girerek şöyle bir tane artırmış olduk. Bakın 4 zincirimizle köşeye bir tane yuva yaptık. Ortası 3 zincir. Sadece köşe dönüşlerinde arkadaşlar 4 zincir çekiyoruz. Ortadaki yuvalarımız 3'er zincir. Yine 3 zincir tam ortasına geldik. Bakın şu tam ortadan artırma gidecek hep bu ortadan sonuna kadar artırma olacak arkadaşlar. Ve sık iğne ile sabitliyorum. Bakın 3'e çıktı. Şimdi ortadan yine artırıyoruz. 3 zincirimi çektim. Ortasındaki yuvadan sürekli artırma yapacağımız yerden girip şöyle sık iğne ile ipimizi sabit 4 oldu şimdi arkadaşlar bu iki yuvayı da en sonda artırarak 3 tane yuvaya çıkaracağız 3 zincirimi çekiyorum sıvadaki yuvamın içine sık iğne ile sabitledim 3 zincirimi çektim şöyle sıkı sıkı sıradaki yuvamın içine bu şekilde sabitledim bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen çoğalma işlemi oluyor çok güzel oluyor arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile sabitledim bakın şöyle hem arka tarafından hem ön tarafından artırarak bu şekilde yuvalar hazırlıyoruz Evet 7 oldu arkadaşlar bu yuvamızı şimdi bir sıra daha yapıp 9'a çıkaralım yine 4 zincirimi çekiyorum ve arkadaşlar köşeden şöyle kapattığımız zaman yuvanın içine otomatik olarak bir tane artırmış oluyoruz Evet şimdi 7 olan yuvam bu şekilde 9'a çıkacak 3 zincirimi çekiyorum hemen ikinci yuvama sık iğne ile sabitliyorum yine 3 zincir bu şekilde sabitliyorum 3 zincir Ortadaki yuvaya geldik bakın arkadaşlar. Sürekli çoğalttığımız yer burası. Ortadaki yuvaya sürekli aynı yere iki defa girerek çoğaltıyoruz. Hemen sık iğne ile sabitledim. 3 zincir aynı yere tekrar giriyorum. Bu şekilde. 3 zincirimi çektim. yuvamı sabitledim. Sonuncu yuvaya da geldik. Oranın arasına girdim. Sık iğne ile sabitledim. 3 zincirimi çektim ve bakın arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Şöyle dibine de oturması için bir zincir çektim. Bu şekilde bitirdik. Bakın arkadaşlar bu şekilde çoğaltarak hazırladık şimdi kırmızı yaprakların yapımına geçelim Evet arkadaşlar bu şekilde siyah yuvamızı hazırladık şimdi ters tarafından şöyle bu yapraklarımız için ilk önce yuva hazırlayacağız yuva hazırlamayıp siyah battığınız takdirde arkadaşlar bu demin gösterdiğim zerafeti vermiyor hani büyümesin yaprağımız küçük kalsın diye Tek siyah yuvalara yapmış olsak güzel durmuyor. Şimdi 3 zincirimi çektim. Yine artırma yapıyoruz. Lakin bu artırma şimdi arkadaşlar sadece köşelerde. Ortada asla şu orta kısmında artırma yapmayacağız. Sadece köşelerde. Bu 9 olan yuvamızı 11'e çıkarmış olacağız. 11 tane bu şekilde üçer zincirli yuvalarımız olmuş olacak. Şöyle arkadaşlar yaprağımıza da tam geliyor o şekil. İğne oyasında da inceleyebilirsiniz. Aynı bu şekilde arkadaşlar yapılmış. Böyle ilk önce yuvalarını hazırlayıp üzerine yaprağı yapılmış. 3 zincir ortaya geldik ve sık iğne ile ipimi sabitledim. 3 zincirimi çekiyorum. Sıradaki yuvama girdim. Sık iğne ile sabitledim. 3 zincir 3 zincir. Sık iğne ile sabitledim. 3 zincirimi çekiyorum. Sonuncu yuvamada sık iğne ile de sabitledim. Yine aynı şekilde arkadaşlar, öbür köşede nasıl artırma yapmıştık yuvaya? Bu köşede de yuvaya artırma yapıyoruz. Evet. Üzerine birer sıra yuvamızı hazırladık. Şimdi arkadaşlar bir zincirimizi çekip şöyle düz yüzüne dönüyoruz. Bakın. Bu yuvalarımızın içine yapraklar hazırlayacağız. Ve ilk 3 zincirden yaptığımız yuvanın içine bakın. Dibinde bir ilmek aldık. Tunis işi yapıyoruz. Aynı yuvanın içine tekrar. Dikkat etmeniz gereken arkadaşlar şu yaprağın boyunu uzatmamak. Sıkı sıkı. Şöyle kısa bir ilmek olsun dibinde bir zincir 4 dibinde bir zincir 5 3 tanesini ilk yuvada 2 tanesini de ikinci yuvada alarak toplam burada 5 tane ilmek edindik ve 2 2 alarak başa kadar çıkıyoruz arkadaşlar 2 şöyle 2 2 ve 2 2 2 alarak bu şekilde ilmeklerimizi topladık köşeye muhakkak bir zinciri çekelim güzel durması için. Bir tanesini atlayıp ikinciye. Kesim işlemi biliyorsunuz arkadaşlar atlayarak oluyor. O yüzden ilk ilmeğin içine girmeyip yanındaki ilmeğe giriyorum. 5 olan ilmek sayımı 4'e düşüreceğim. 3 ve bakın buraya da girdim. Bu şekilde. 4 tane ilmeğimiz oldu. 2 şöyle 2 ve 2. İkinci sıramızı da bu şekilde hazırladık. Yine köşeye bir zincirimi çekiyorum. Ve telin arasına girdim. Dibinde bir zincir çektim. Şöyle telin arasına girdim. Dibinde bir zincir çektim. ilmek sayım 2 oldu. 2 iki olarak aldım. Şöyle dibinde bir zincir çekiyorum hemen bakın dibindekinden geçip buraya ikinci ilmeğin arasından girip bir tane ilmek alıyorum Evet bakın arkadaşlar bu şekilde yaprağımız hazır 5 taneden sıfıra kadar düştük 1'e kadar düştük ve buraya 11 tane zincir çekiyorum 3 4 6 7 8 9 10 ve 11 11 Bakın buradaki ikinci yuvanın içine giriyorum. Zincirimi bu şekilde buraya sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle dibine de bir tane zincir çekelim arkadaşlar. Yaprağımız hazır. Bakın çok da güzel durdu. Şimdi arkadaşlar bu yuvaları da aynı şekilde yapacağız. Bir tane daha yapalım. Şöyle arkadaşlar hemen yandaki yuvaya girip dibinde bir zincir çekip şöyle sıkı sıkı Kutusu işini ne kadar sıkı minik ilmek alırsak o kadar güzel böyle kalıp gibi yaprağımız oluyor arkadaşlar. Modelimiz büyük olduğu için sert durması da önemli. Bu oyada biraz dikkat edelim. Bu şekilde dibinde bir zincir 4 oldu. Dibinde bir zincir 5 oldu. Evet 3 tanesi birinci yuvadan 2 tanesi de diğer yuvadan. 5 tane ilmek topladık. Zincirimizi de bu ikinci yuvaya kapattığımız için aslında 3'er ilmek olmuş oluyor her yuva için arkadaşlar. Bu şekilde tasarladım sizler için. 2 2 2 2 Evet bakın arkadaşlar bu şekilde. İlmeklerimizi aldık. Şimdi bir zincirimi çektim dibine. İkinci sıra için bir ilmek bırakıp ikinci ilmeğin içine giriyorum bu önemli arkadaşlar yoksa eksiltemezsiniz sayınızı onu atlayın ilkini atlayın ikincinin içine girin 3 şöyle sonuncunun da içine girip bir de oradan alıyoruz tığımda dört tane ilmek var 2 2 ve 2 bu şekilde ilmeklerimizi topladık. Şöyle bir zincirimi çektim. Yuvaya girdim. Dibinde bir zincir. 2. Dibinde bir zincir. 3. 3 ilmeği şimdi 2 2 alarak kestim. Bir zinciri çekiyorum şöyle hemen kenarına. Bakın arkadaşlar buraya ortadakini bırakıp yanındakini bırakıp ikinci ilmeğinden ilmek çıkardım ve bu şekilde bitirdim. Bakın ikinci yaprağım da bitti. Biter bitmez hemen 11 zincirimi çekiyorum. 6 7 7 7 8 9 10 ve 11. Yine bakın aynı demin dediğim demiştim arkadaşlar. Bu da üçüncü aslında ilmek gibi şöyle girişimiz oluyor. Dibinde bir zincirimi çekiyorum. Evet şöyle ikişer yuva kırmızılardan ikişer yuva alarak arkadaşlar diğer üç yaprağını da bu şekilde aynı ikisini nasıl yaptıysak o şekil yapıyoruz. Aynı işlem daha fazla uzamasın. Hatta ben şu öbür tekini de yapıp şöyle şu kirpi yapımında buluşalım. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde ikisini de tamamladım çiçeklerimizi. Şimdi arkadaşlar bakın burada 3 zincirden yuva yapmıştık bir tane kalmıştı ortada bırakmıştık şimdi buraya sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve 9 tane zincirimi çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 zincirimi çektim hemen bakın bu üç zincirli yuvadan sık iğne ile kapattığım yerden 9 zincirimi kapatıyorum bu şekilde bakın, buraya bir tane kirpik yap Yine 9 zincir. 6, 7, 8 ve 9. 9 zincirimi yuvamıza, yeşil yuvamıza şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Yine 9 zincir. 5, 6, 7, 8, 9. Modelde 3 taneydi kirpik arkadaşlar. Ben de bu şekilde 3 tane yaptım. 3 sizin için azsa 5 de yapabilirsiniz. Şöyle bakın sahte sık iğne yaparak kapatıyorum. Evet. Bir zinciri dibine çektik. Bakın arkadaşlar. İpimizi de bu şekilde koparıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın şurada hani yuva için yaptığımız şöyle büyük bir boşluk var ya. Bu üç kirpiği bunun üzerine getirip bu şekilde bakın o yuvayı şöyle güzel bir kirpik görüntüsüyle kapatıyoruz şimdi bu iplerimi arkada yakıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar bakın modelimizin bitmiş hali bu şekilde oldu şöyle birebir yapraklarınızı tasarladım çok hoş oldu ve bunun minik hali de yapılabilir arkadaşlar yapraklar böyle 7'den 9'dan ve burası da 2'den başlayarak minik bir siyah yapılıp sadece 5'e kadar çoğaltılan ee, şöyle üst zincirlerini de beşer zincir çekerek tek tığ battılar. içine bu şekilde yapraklar yapılarak yapılabilir. Eğer e, o şekilde hazırlamamı isteyenler yoruma yazabilir. Bunu arkadaşlar havlu kenarı için böyle büyük mevlit örtüleri için isteyen arkadaşlarım için büyükçe sayıları fazlaca tasarladım. İğne yasındaki gibi de olunca bu şekilde büyük bir model oluyor. Bakın. Evet delimiz bu şekilde yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın